meclisten karar almamız gerekiyor. Bunlar kimse belediye. Çalışmasını başlamış. Beton attı. Beton var zaten. Beton? Yeni atıldı arkadaşım. Beton yapmış. Tamam. Araştırması yapılacak. Gerekli bilgi vereceksiniz. Bizim petrol ofisi. Ha sen geçen sen zeytin almışsındır. Mehmet buna bir sene mahsus yer sonra o önce kaldığın yer toprak yıldığı için ben meclis üyesi oldum. Evet. Ve iktidar olduğumuz halde sene orada almayacaksın demek. Neden? Yer sorunu var. Öbür taraf toprak döküldü, yoğun çalışması vardı. Zeytini yap. Ve biz orada bak 5-6 tane insanlar da belediye dilekçi verdi ya. Zeytin alım için belediyemiz yardımcı olsun diye. Çünkü bizim projemiz mezarın üstünde dükkan yapalım diye bir projemiz var. Bunu Allah'ın izniyle Zeki Başkanı'yla yapacağız. Ama sen petrol ofisine, şahsına petrol ofisi yapacağım diye arıyorsun. Zeytin alımını tesis yapıyorsunuz Mehmet. Ayıp. Ayıp ya. Bu köpeksiz köy önünde kalma demektir benim anlamda. Abi petrol ayıp. Ofisi kapandı da mı? Çalıştığı zaman da orada adam zeytinin alacak kardeşim yani. Çalıştığı o zaman bakalım. O zaman bak bakalım çalıştığı zaman alacak mı? Biz o yerleri teslim ederken var mı istasyonu? Kamp kurulsun da yapar. Şu hali samimiyetten bir kere uzak. Bir, bunu herkes bilsin. İki, şu söylemlerin atayım vereyim ve şeye hiçbir hizmet eden bir durum değil. Bu kadar ümmetli bir şey değil. Ben sen zeytin alma demiyorum. Bu senin söylemin sahibini. Ama hiç şey değil. Vatandaşım. 5 yıldır da aynı yapıyor. Hiç mi? Hayır ben diyorum. Ama hayır, başkanım. Hayır. Şimdi 5 yıl öncesi değil. Hayır. Bilgin Hanım.